Merhaba değerli inşaat ofis takipçileri. Bu videomuzda SAP 2000'de trim extend komutlarını anlatmaya çalışacağız. Yani kırpma ya da uzatma işlemleri. Öncelikle elimizde bir çatı projemizin olduğunu varsayalım ve bunun bir aksında açılı giden bir kiriş olduğunu varsayalım ve aşıklar bu kirişe kısalarak veya uzayarak bağlanacak. Öncelikle bir önceki akstaki çizdiğimiz düz aşıkları seçiyoruz. Aynı boyuttaki aşıkları seçtik. Şimdi Edit menüsünden Replicate komutu yardımıyla kısa yolu Ctrl R kopyalama işlemini yapacağız. Ebat giriyoruz. Burada bizim aks aralığımız 5 metreydi. O yüzden 5000 milimetre olarak girdik ve kopyalamamızı gerçekleştirdik. Eğer Replicate yaparken grup atamalarının da gelmesini istiyorsanız Modify sekmesinden Group Assign seçeneğini seçip OK diyorsunuz ve kopyalamaya bastığınızda bu sefer grup ataması da gelecektir. Şimdi trim işlemine geçebiliriz. Bunun için öncelikle trimlenecek yani kırpılacak parçaların hem uç noktalarını hem de parçanın kendisini seçmemiz gerekiyor. Bu önemli. Sonrasında ise hangi parçaya göre kırpılacaklar onu seçmemiz gerekiyor. Bu parçaların aynı doğrultuda olduğuna da dikkat etmemiz lazım. Birbirleriyle çakışmaları lazım. Yoksa trim işlemi gerçekleşmez. Daha sonra Edit menüsünden Edit Lines'a geliyoruz. Trim Extend Frame diyoruz. Ve buradaki trim seçeneğini seçip OK diyoruz. Böylece çubuk noktaları otomatik olarak seçtiğimiz kirişe göre trimlenmiş olacak. Yani kırpılmış olacak ve modelimiz tamamlanmış olacak. Bunların beraber çalıştığını görmek için de bir analiz yapabilirsiniz. Analiz sonucunda parçaların beraber çalıştığını göreceksiniz. Zaten beraber çalışmayacak olsalar trim işlemi de gerçekleşmezdi aynı doğrultuda olmadıkları için. Şimdi modelimizin kilidini açıyoruz ve trimlenmiş parçaları silip bu sefer extend yöntemine geçeceğiz. Öncelikle extend yapmak için parçalarımızı kısa olarak çizmemiz lazım. Yani uzatmak istediğimiz kirişten daha kısa olacaklar. Bunun için de noktalarımızı kopyalıyoruz önce. 500 milim kadar kopyalama yaptık. Şimdi kısa olan parçaları çiziyoruz. Daha sonra benzer şekilde yine extend olacak noktaları ve parçaların kendisini seçiyoruz. Burada hem noktalar hem parçalar mutlaka seçili olmalı. Diğer noktayı seçmemize gerek yok. Ve sonra kirişin yani hangi parçayı extend edilecekse uzatılacaksa o parçayı seçmemiz lazım. Sonrasında ise yine Edit menüsünden Edit Lines, Trim Extend Frames ve son olarak bu sefer Extend seçeneğini seçiyoruz ve OK diyoruz. Böylelikle parçalarımız tekrardan aynı şekilde kirişe uzamış olacaklar. Sonrasında grup atamasını da isteğe bağlı olarak yapabilirsiniz. Tekrar bir analiz yaptığımızda parçaların yine beraber çalıştığını görebilirsiniz. Böylelikle açılı olan parçalara hesap kitapla uğraşmadan, açı hesaplamadan hızlıca modellemenizi yapabilirsiniz. Bu anlatımımız da bu kadardı. SAP 2000 ile alakalı daha fazla video anlatımı yapacağız. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir konu varsa bize yorum olarak iletebilirsiniz. Mümkün olduğunca bütün yorumlara cevap veriyoruz. Teşekkürler, iyi çalışmalar.